Bugün sizlere yeşil mercimek yemeği yapacağız. Protein deposu. Tam böyle vücudumuzun ihtiyacı olan şu anda hele. Ay. Böyle bağışıklığımızı demir gibi yapacak bir yemek. Bunun için neler gerekli? Hemen bakalım tezgahımızın üzerine ve yapmaya başlayalım. Öncelikle 250 gram kıyma. 2 baş kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası, 350 gram kadar mercimek, kara şimşek. Bunu ne yaptık? Akşamdan ısladık, hafif de haşladık, hazır. Bir tane kapya ve bir tane sivri biber, yarım domates, karabiber, tuz, kırmızı pul biber ve sıvı yağ, zeytinyağımız. Bunlar varsa hemen yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yakalım. Tenceremizi koyduk. Sıvı yağımızı koyalım. Şöyle. Evet. 2 kaşığa kadar yeter. Etimizi de koyalım içine. Bunu güzelce kavuracağız. Şimdi soğanımızı da doğrayıp hazırlayalım. Yemeklik şekilde. Soğanlarımızı doğradık. Buna da koyalım. Evet. Bizim alemde. Eğer kıyma suyunu çekmeden soğanı atar isek çok lezzetli olmaz. Böyle kıyma atacağız. İyice pişecek. İyice pişmeden önce iyice suyunu çekecek. Ondan sonra atacağız. Şu anda atabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi tam suyunu çekti. Gördünüz mü? Yağla kıyma baş başa kaldı. Şimdi ben bunun içine soğan atmazsam ne olur? Kıyma kavrulmaya başlar ve tadı kaçar. Onun için de hemen ne yapacağız? Kıymayla beraber soğanı da kavurmak için atıyoruz. Hem kıyma kavrulacak hem de soğan kavrulacak şimdi beraber. Bunları bir 10 dakika kavuracağız. Sonra salçasını atacağız, sarımsağını atacağız. Yemeğimize devam edeceğiz. Evet. Kıymamız kavruldu. Soğanımız da kavruldu. Artık sırasıyla malzemelerimizi koyalım. Önce sarımsağımızı şöyle ikiye bölelim. Evet. Şöyle sarımsağımızı atalım. Sarımsağımızı koyduk. Şimdi biber salçamızı koyuyoruz. Domates salçamızı koyuyoruz. Birazcık yakalım, kavuralım salçamızı. Burada kıymanın, soğanın, sarımsağın, salçanın kokusu yıkılıyor. Suyumuzu veriyoruz. Şimdi şöyle karıştıralım. Mercimeğini koyalım. Hop. Şöyle bir karıştıralım. Güzel. Biberlerini doğrayalım.
kesilir. Domatesimizi de doğrayalım. Atalım bunları içine. Biraz pul biber atıyoruz, kırmızı. Böyle bir, bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu atıyoruz. Karabiber. Yarım tatlı kaşığı yeter. Gördüğünüz gibi resim. Ağzını kapatıyoruz. 20 dakika sonra hazır yemeğimiz. 20 dakikamız doldu ve yemeğimiz pişti. Hemen altını da kapatalım. Tabağımıza koyalım. Tadına bakalım. Oh, mis gibi bakar mısınız? Oh. Mercimeğimiz hazır. Yanına neler yiyeceğiz? Ekmek, pide, canınız ne istiyorsa. Tur, taze soğan, limon, sivri biber, ayran. El üst turşunun güzelliğine bakın. Bak şöyle yakın. Böyle bir turşuyu da koyduk mu? Soframız hazır. Geriye ne kaldı? Tadına bakma. Bakalım. Ya bir tabak dolusu etle şu bir tabak dolusu mercimek yemeğinin ne farkı var? Biri bana söylesin. Vücut direncini arttırmak için. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ne olur bunu tabak tabak tüketin. Yanında turşu ye, turp ye, ayran iç, pide ye ve bir daha yiyeceğim. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bakın aynısını yapın. Şu aldığım zevkin aynısını alacaksınız. Hepinize afiyet olsun.